sıkıntılarda. Çünkü telefonla görüntülü görüşüyoruz. Annem şey diyor. Oğlum diyor, canım mı sıkkın, işte bir şey mi oldu, biri bir şey mi dedi falan. Ya karantinadan daha kötü ortam. Çünkü kimse İngilizce bilmiyor. İş yerimde sadece işverenim İngilizce biliyor. Diğer operatörler falan çekin köyü yani. Yani tek başıma yaşıyordum. Psikolojim allak bullak oldu. Baba dedim, ben dönüyorum. O gün bir uçak biletimi aldım. Ertesi gün döndüm. Ama sen Erken de gidiyorum çok diyeden başımdan kırılganmışsın kesti. lan. Çok Abi. kırılganmışsın la sen de. Yok yok. Şu an öyle bir yüz ifadesi var da çok iyi Ama sabrettim. Ya abi 11 gün valla. 7'den 11'e kadar çalıştığını düşün. 16 saat. 1 saat yemek yiyorsun. Sigara içmeye çıkarken bile laf ediyor. Vay amına koyayım. Çek'te iyi çekmişsin. Almanya'da iyi yaşamışsın Evet. da Çek'te iyi çekmişsin. Almanya çok iyiydi, evet. Ya merak eden çete de bakmaya çalışıyorum. Soru var, sormak isteyen veya senin soracağın bir şey olursa. Ben de seninkine benzer bir hödüklük yaşadım. Ya o öyle bir şey değil de bazen böyle pat diye söyleyebiliyorlar. Ya bir gün trene bindim. Tamam mı? Saksonya'da bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Arkadaşlarlayız bir de. Oturdum böyle. Yanımda da bir tane teyze var. Teyzenin yanına oturdum. Teyze dedi ki siz de dedi bayağı şiş koymuşsunuz dedi. Pat diye ama ya. Pat diye böyle. Siz de dedi bayağı şiş koymuşsunuz dedi. Döndüm dedim ki siz de bayağı dürüstmüşsünüz amına koyayım. Çüş dedim ya. Çok iyi. Güven de dedi siz de Yani bayağı dürüstmüşsünüz dedim yani. Yani bazen böyle pat diye söyleyebiliyorlar hiç beklemediğim bir şeyi. bu tarz bir şey pek olmadı Almanya'da. Çok sıcakkanlı geldi abi Kastrien'in insanı bana. Dresden'de bir hafta bulundum. Arkadaşımı ziyaret edeceğim. İşte bu öğrenci organizasyonunu kendi üniversitemizde kurmaya karar veren kız arkadaş Esra. Küsüz Evet. kendisiyle şu an ama sağ olsun çok hayatıma dokunan bir hareket oldu. Dedi ki Türkçe konuşma sakın dedi. Ben pazar ya da pazartesi günü indim. Yanlış hatırlamıyorsam pazar ve Almanya'da her... mı? Evet, Dresden'de. Almanya'da Türkçenin amına koy ya hiçbir şey olmaz he. Abi, ama Dresden'de o gün bu Neonazi abilerin yürüyüşü varmış. O tayfa da zannediyorum Bir işte dakika sen ne şeyden, zaman gittin? tren istasyonundan. Geçen Sen ne sene. zaman? Geçen sene de... Aynen. Tamam. Abi şimdi tamam. Okey olabilir. Tamam. Var. Bu Öyle bir şey. ölümlerin Evet olduğu zaman. evet öyle bir İndim. şey Her var. tarafta bayraklar sallanıyor böyle. Yolu da bilmiyorum. Şarjım da bitti. Ne yapsam ne Evet. yapsam Hauptbahnhof'a girdim. Tren istasyonuna girdim. Şarja taktım, bekledim. Şarj oldu telefon, yazdım haritaya, öyle gidebildim. Korktum yani, korkmadım diyen de yalan söyler bence. Ya ben de çok öyle şeyler yaşadım Leipzig'te ama bizde neonaziler yürüyüş yaptığında biz onları dövmeye gidiyorduk. Çünkü Leipzig halkı biraz şeydir. Tam antifaşisttir. Yani Leipzig'e gelen seri dayak ya. O yüzden korkudan ziyade bizim kanımız kaynıyordu Leipzig'te. Yani gidip kaldırım taşı söküp fırlatıyorduk mesela. Yani o kadar Abi dayak yiyorlardı ki polis onları korumak zorunda kalıyordu ölmesinler diye. Leipzig'te öyle bir yer. anladım. Ama Dresden'de evet yaşamış olabilirsin ya. Doğrudur. Leipzig'in şeyine, kuzeyine çok gitmeyeceksin. Kuzeyine gidersen göte kaçabilir. O biraz sıkıntı. O biraz Şimdi sıkıntı. amaç işte yüksek lisans için çalışıyorum. Hocam işte 88 yaşında olan hocam. Allah uzun ömürler versin. Gitme ihtimallerimin hepsi ona bağlı. Kabulümü verecek olan insan da o olacak çünkü. Hı. Ders çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şu an böyle gidiyor. Çok güzel. Güzel. Güzel, çok güzel hikayeler ya. Komik hikaye var mı? Çok hikaye anlattın ama komik hikaye geldi mi başına? Abi ya komik olacak mı bilmiyorum ama bu AESTA dediğim organizasyonun işte farklı farklı Avrupa şehirlerinde weekendleri oluyor. İşte Münih weekend, Dresden weekend vesaire. Münih en büyüğü bunlardan. Almanya'nın en büyük hafta sonu etkinliği. Münih'e gittik. Bu English Garden var, bilirsin. Yok, bilmiyorum. Orada Ben de bizim çok bir... bilmiyorum. Aa, pardon, tamam. Orada bizim bir tane şey... 5-6 tane büyük çadır kurmuşlar gelen herkesi misafir etmek için. O çadırların içindeyiz. Uzakta bir yerde de öğrenci yurdunun duşları var. Oraya kullanabilirsiniz dediler. Ya şimdi yattık. Zaten bira sınırsız her şey. 80 euro veriyorsun ve hafta sonu boyunca bira sınırsız, yemek açık büfe vesaire. DAD bunlara da para akıtıyor işte. Neyse sabah uyandık. Duş çoktan kapanmış. Ya dedik nerede duş alabiliriz falan. Şurada dediler nehir var. Zaten herkes oraya gitti. İsterseniz oraya gidin bir yıkanırsınız. Su dökünün falan. English Garden'ın Allah! Ben bu içinde hikayenin nereye gittiğini biliyorum. Devam ki.
Oraya gitmeyecek bence ama ben ne diyeceğini tahmin ettim şu an. Nehirler var işte sürekli. Gittik nehrin içine yüzdük. Birazcık işte suya daldık falan. Yanımda da şampuan götürdüm. Yani şimdi doğa katili olmaya çalışmıyorum. Belki öyle bir duyar olur ama temizlenmeye de çalışıyorum ama çok sıcak çünkü. Hani Mert diye de bir arkadaşım var. O da Emden diye bir şehirde. Almanya'da staj yapıyordu. Emden'i belki bilmiyorsun Burak'ım. Çok Hiç kuzeyde bilmiyorum. ve Duymadım bile. evet kimse bilmiyor. Mert'le beraber işte gittik tam şampuanı döktük. Uzaktan tanıdığımız Avusturyalı bir kız geliyor. Ya dedim Avusturyalı geliyor şimdi bize diyecek ki doğayı katlettiniz işte Türkler Allah sizi ne yapmasın falan diyecek diye korktuk biz böyle bayağı hemen durulanmaya çalışıyoruz. Kız geldi oh my god guys what are you doing falan. Ben de dedi sizin şampuanınızdan kullanabilir miyim falan. Kız da döktü işte yıkanıyor falan. Sonra nehrin karşısına bir amca geldi. Meğer English Garden öyle bir yermiş. Bilmiyordum. Çıplaklık yani doğal karşılanıyormuş. Amca İşte oraya doğal geldi. karşılanıyormuş. Evet. Amca da bize doğru geliyor. Mert diyor kanka kaç 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 yoksa götü kaybediyoruz diye. Biz de öyle şey, o şekil bir amcayla yüzleşmiştik. Ya çünkü Böyle aynısını tatlı yaşadım. Ya biz de arkadaşlar dediler ki Leipzig'te göller yöresi var, ciddi manada göller yöresi var. 3-5 tane göl var Leipzig'in çevresinde. Ya dediler ki havalar ne kadar güzel. Hadi gidelim göller yöresine bir suya daldıralım kendimizi. Ben ne diyorum ki ya amına koyayım abi, yani gölde yüzülür mü diyorum ya. Ya ben dedim yani Akdeniz çölü tuzlu olacak yüzmem falan. Neyse beni de zorla götürdüler. Gittik. Ya meğer orası ama bilmiyoruz, hepimiz yabancıyız. Bölüm bölünmüş meğer. Ama çoğu çıplaklık kabul edilen yermiş. Bir tanesinde çıplaklık kabul edilmiyormuş. Abi gittik. Sana yemin ediyorum bir tane amca çıktı. Karısı da beach'te yatıyor. Beach yapmışlar tabii. Amca çıktı, bir de böyle yapıyor orospu çocuğu. Aşağıdan sallanıyor, pörsümüş bir şey. Böyle yaptı bir de çok kötü teyzeye. böyle sallanıyor. Ben dedim ki abi gireni de sikeyim, çıkanı da Allah dedim kahretsin ya. Asla dedim girmem ya. Yemin ediyorum arkadaşlar o kadar yol geldik girelim dediler. Girdi. Ben yemin ediyorum kenarda oturdum, böyle moralim çok bozuk abi. Yani ben pörsümüş havuç görmek zorunda mıyım ya? Ben bunu yaşamak zorunda mıyım? Abi senin gene Oturdum havuç kenarda. duymuş. Benimki patlıcan gibiydi yani. Ya taktım kulaklığı, yemin ediyorum kitap okudum. Hiç girmedim o suya yani. Çünkü o sudan o çıktı Kaçtık abi. işte. Tadım kaçtı yani, kötü kötü oldum. Çok kötüydü ya. Ya hayır Evet yani bir evet. de amcası ki, anladın mı? Hani genç bir çocuk olsa yine bakarsın kardeşim, dersin ki aa tamam endama bak dersin de. Karşılaştırma falan yaparsın aynen. Amcası ki kötü, şimdi olunca sinirler Evet. bozuldu. Yani kendi dedeme bakmamışım öyle. Ne? Evet. Ya niye bakayım? Çok kötüydü ya. Öyle. Ama oraya gideceğini biliyordum çünkü Almanya'da buna FKK deniyor ve neredeyse her yerde serbest. Neredeyse. FKK Freier Körper Kültür demek. Yani özgür vücut kültürü. Almanya'nın neredeyse her yerinde bu şekilde uygulama var. Yani hani çıplak girmek zorunda değilsin ama çıplaklık okey olarak. Kötü ya. Evet. İyi, sen de yaşamışsın bunu. Ortak bir noktamız Evet var. abi. Dede çükü gördük ikimiz de. Bir de Almanya'daki yaşlılar şeyi fark etmişsindir. Hayattan düşmüyor yaşlılar. Hayattalar. Abi 88 yaşında adam bisikletle okula geliyor ve 2 metre falan. Ya Ne yapıyorsun sen ya? abi anlatayım buna bence birçok insan inanmayacaktır. Ya Belki sen otur sen inanırsın. 88 yaşında emekliliğinden falan şikayet et. De ki para az yatıyor de, bir şey de yanına koyayım. Ne yapıyorsun sen? Kesinlikle. Abi adam Eckhard Schenck profesör. Benim hocam işte emekli olmuş. Emekliliği gelmiş. Hala üniversitede gönüllü ders veriyor master öğrencilerine. Proje yapıyor firmaları üniversiteyle beraber. Bunun dışında araba tamircisinde çalışıyor. Para için değil. Adam mekanikten zevk alıyor. Yani adam genç hissediyorum diyor. Bir gün geldi abi şurası böyle kıpkırmızı yani yani mor diyeyim daha doğrusu. Ne denir? Sedef hastalarının olur ya böyle. O Ha. mor hali. Ya ne oldu hocam falan. Daha sen bize işte üniversite kabul edeceksin diye içinden geçiyorum. Araba yukarıdayken bir parça düşüyor kafasına. Burası böyle mosmor. Bir gün önce olmuş adam ders anlatmaya geldi. Ya Al işte. Torunse ne bileyim arabayla gel bari yorulmuyor musun? Yani o adam benim şu halimden daha şeydir yani zinde ve dinç bir adamdır. Aynısından bizde vardı. Fiziko-kimya hocamızdı. Her gün aynı kazağı giyiyor. Bak prof bu adam. Her gün aynı kazağı giyiyor.
Her gün aynı bisiklette geliyor. Mütevaziliğe bak. Bisiklet de sikko yani. Yani çalmaya tenezzül etmezsin. O kadar sikko bir bisiklet ki. Çalmaya tenezzül etmezsin. Bok gibi bisikletle geliyordu. Ya hocam ne yapıyorsun sen falan dedim ben yani hobi olarak. Aramız iyiydi. Diyor ki hanımla diyor şeye gidiyoruz diyor. Dağlara çıkıyoruz diyor hafta sonları. Dedim ki Bu siksen dağ yürüyüşü gitmem ya. Ben sosyal o zaman bunlar ya. 19 yaşındayım. Siksen ben o dağa çıkmam. Niye çıkıyorsun ki sen daha ya? Derdin ne senin? Çıkıyoruz diyor. Biz öyle Hiçbir mantar fikrim yok. topluyoruz falan diyor adam ya. Yemin ediyorum delirirsin. Abi bir de aklıma şey geldi. Gene kıskanıyor Almanya'sı siyaseti yapacağım. Tabii Benim ki. yanımda Lübnan'da da bir çocuk çalışıyordu. Gene aynı şekilde IESTA stajyeri. Okuldan çıktık eve Bir dönüyoruz. Sonra saniye, markete bir saniye. gittim. Almanya'da dağ mı Evet. var sorusu geldi. Benim yaşadığım bölgede Almanya. Sachsen'de Sächsische Schweiz var. Arkadaşım bulunduğu yerde ve daha güneylere gittiğinde Alpleri bile görürsün. Evet. Şöyle ben markete uğradım, eve dönüyorum. Çocuk yerde ağlıyor hüngür hüngür. Lübnanlı işte dediğim. Lübnanlı ve gay. George da adı Lübnan'ın Hristiyanlarından. Çok şaşırmıştım. Ben Arap Bende de Omar tarafından böyle bir vardı şey Lübnanlı gay. beklemiyordum. Aa bunlar. Evet. Bunlar Evet. bir sekt galiba. Yakaladım. Evet. Evet. Araba var. Arka kapısı yani dağılmış. Camı falan patlamış. Ne oldu falan derken George araba geri geri çıkarken bisikletle George arabanın arka kapısına vuruyor. Araba sahibi hemen iniyor. Polis çağırıyor. Her taraf yıkılıyor. Bizi ağırlayan komite vardı demiştim ya. Evet. Hemen onlardan sorumlu arkadaşı arıyor. Paolo o da çok sağ olsun çok iyi bir insan. Paolo geliyor diyor ki hiç sıkıntı yok sigortalıyız zaten bütün masraflarınızı karşılayacağız. Abi DAD karşıladığı stajyere sigorta da yapıyor. Sağlık sigortası bu tür kazaları karşılayan bir sigorta. DAD George'un bisikletle çarptığı arabanın kapısının parasını ödedi. Vay be. Olsun bizde hastaneler bedava. Tabii canım. Senin annen hemşire bilmesi lazım. Böyle boş boş Benim hikayeler annem anlatma. şöyle ya çok siyasi oldu inşallah başına bir şey gelmez. Annem abi şöyle bir hastanede çalışıyor. Nerede olduğunu söylemeyeyim. Ha. Annemin çalıştığı hastanede annem Sarıalan'da çalışıyordu acilde. Acilde çalışan en yaşlı kişi çünkü siyasi sebeplerden dolayı annem palyatif diye bir yerde çalışıyordu. Çok detay verdim. Annemi palyatiften acile aldılar. Acilde çalışmaya başladı. En yaşlısı işte dediğim gibi. Abi bir gecede annemlerin baktığı iki kişi, ilgilendiği ortalama hasta sayısı 2000-2500. Ve bu 2000 kadını sonra 2500. diyor ki, şu an benle ilgilenmiyorsun, seni şikayet edeceğim de bilmem neydi de falan. Malatya'da bizi sürdürmeye falan çalıştılar yani. Benim annem de 750 kişiden kan alıyor her gün. Bir de polikliniklerle ilgileniyor. Hayat zor be brom. Olur öyle şeyler. Öyle abi sağ olsunlar işte yani Türk insanının aile kavramı ama bence Almanya'dakilerle kıyaslandığı zaman bambaşka. Yani annemin Evet. cebinde 10 lira varsa o 10 lirayı ben Almanya'ya gideceğim diye verdi. Ama bir Alman ailenin bunu yapacağını çok düşünmüyorum. Orada tanıştığım Ama Alman onun bir sebebi arkadaşlarımla. var. Onu uzun zaman yaşadığın zaman anlıyorsun. Almanya'da şöyle bir Kendi opsiyonun ayaklarında var. dursun. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor çünkü çocuk. Bunu Türkiye'de yapamazsın. O yüzden biz çocuklarımız üzerinde biraz daha korumacı olmak zorundayız. Almanya'da çocuğu yap, sıç, sokağa at. Tek başına mezun olur üniversiteden. Yani devlet ona bakar. Hiçbir eksiği de olmaz. O yüzden Türkiye'de biz çocuklarımız üzerine biraz daha korumacı olup hani bir çocuk yapıldığı zaman her şeyini sonuna kadar karşılamak zorunda hissettiğimiz için aile kavramımız biraz daha sıkı fıkı. Almanya'da sen mesela DAA'den bahsediyorsun. Alman çocuğunun onun gibi yüz binlerce seçeneği var. Benim arkadaşımın Evet, canı evet, sıkıldı okurken ben dedi Güney Amerika'ya gideceğim. Dedim ne yapıyorsun kızım kafayı mı yedin sen amına koyayım? Yok dedi böyle böyle bir şey var dedi. Oraya başvuracağım dedi gideceğim dedi. Gitti Şili mi Türkçesi onun? Şile işte. Gitti orada evet. kız bir yıl yaşadı geldi falan böyle salak salak. Dedim ne oluyor ya? Nasıl yapıyorsunuz siz onu ya falan dedim ya şaşırdım baya. Yapıyorlar onların Gıda çok şeyleri var. mühendisliği tanıdığım bir arkadaşım vardı gene komitede. Bunlar komitede 8 kişiydi. Çocuk nereye gitti ya? Costa Rica mı? Kahvesiyle bayağı ünlü olan bir yere gitti. Sadece kahve üzerine çalışmak için. Yani böyle şeyler yapıyorlar. Evet haklısın. Yapıyorlar. Çok İşte opsiyon o var çünkü ya. Yani opsiyonları uçak çok. biletini alıyor devlet. Yani hani daha ne yapabilir ki? Uçak biletini alıyor yani.
Evet, aynen öyle. Efendim teşekkür ederiz ya katıldığınız için. Ben çok Sohbet demek teşekkür ederim istediğim bir abi. şey Tanıştığım yoksa çok memnun. ben çok Aa, memnun ben bir şey oldum. söylemek istiyorum. Evet. Bu arkadaşların da birçoğunun yaptığını Sen düşünüyorum. kaç Chat yıldır izliyorsun konuşmaları beni? var. Abi ben üniversiteyi senle okudum ya. Yurtta kalırken Beşiktaş'ta internetim yoktu. Okuldan tekrarını izlerdim. Bu İşte Almanyalara şifreyle gitmende cevabını falan buldum. filan bir etkim oldu mu hiç? Tabii canım olmaz olur Oldu de mu? lan Abi bir reklamımız olsun. çok kültürlü olmayı. Abi ben sana şu an en büyük senden öğrendiğim şeyi söylüyorum. Link atmasın Neveli. Arkadaşlar merak ediyorsa kendisi açıp baksın. Farklı konuşmalar da izleme fırsatları olur. TEDx konuşması yapma fırsatım olmuştu. Ben TEDx'te senden duyduğum bir kavramın konuşmasını yaptım. Hangisini la? Filojiston. Ha, Filojiston'u mu anlattın? Evet. Vay. Anlatmaya çalıştım elimden geldiği Ben de onu kadar. az önce O bahsettiğim fırsatı hocamdan ihlal öğrendim. edemedim. Ben de onu az önce anlattığım hocamdan, Profesör Hoffman'dan öğrenmiştim Filojiston'u. Vay anasını, güzel. Teşekkürler. Afiyet olsun. Çok güzel Peki. oldu. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. Yaparken Instagram'da link atsaydın ya. Link istiyor. Ha, link. Instagram'da. Bir Instagram, bir Abi şey. At ya, at. şöyle diyeyim. Çok iyi geçmedi. O fırsatı çok iyi değerlendiremedim. Chat'teki arkadaşlar izlerken o şekilde değerlendirirlerse naçizane isteğim. Bu şekilde söyleyeyim. Tamam. Linki Nevele'ye atayım şimdi tekrardan. Tamamdır. Okey. Çok sağ ol. Resul Görüşürüz Kerem'den abi. sub hediyeleri akıyor bu arada. Görüşürüz efendim. İyi Görüşürüz geceler. kanka. İyi geceler. Gece oldu mu? Resul kaç tane patlattı ya? 10 tane atmış. Resul de katılmak istiyor bu arada. İsveç'teymiş. Resul. İsveç'ten bir kişi var abi ama yani bilmiyorum. Sana bırakıyorum. Resul doğma büyüme mi acaba? İkisini birden mi alsak? Mikrofonda ses mi patlıyor? İmkansız ya. Evet, bir RTX açtım. tık Ama RTX açtım. Şu an RTX'li yani mikrofon. ben şu an dediğinde böyle patlıyor arada. Ben başı Allah patlıyor. Allah. Allah Allah dediğinde de patladı. Nasıl patlıyor? RTX bozuk o zaman. Japonumuz var efendim, Japonumuz var. Niye patlıyor lan? RTX'i açtık ya. Allah Allah. Neyse efendim. Kimi alalım? Sayıyorum abi kimi istersen. Heh. Japonya'ya ulaştık kendisine. Bir tane Evet. Irish bulduk. İrlanda, Oyraş. Dublin öğrenci. Bulgaristan, Ukrayna, söylemiyorum artık o ülkeyi. Ukrayna. İsveç, Katar, Hollanda. Chat ne İtalya ve getirelim? Fransa var. İsveç diyor chat. Chat İsveç diyor. İsveç mi diyor? Peki İsveç'i Yapıştır çağırıyorum. İsveç'i. İsveç'im. Bizim çek olur. Çektik abi O şimdi. iki kişi bir de duble geldi lan amına koyayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam reis, ne oluyor? Dur sizi şöyle alayım. İpciğim yine alkışladı. Efendim hoş geldiniz. Aşırı O İsveç'te internet yok. İsveç'te internet yok. İsveç'te internet yok. Bugün çok hoş dolaştık. bulduk. Bugün çok dolaştık. İsveç'te internet yok. Avrupa, bu arada hiç internet yok. Sizin sesiniz bana çok güçlü. Ey internet! Ey Avrupa! İşinize gelince deveye bindiriyorsunuz bizi. İşinize gelince deve buradayız. İşinize gelince kafes takıyoruz. İnternetiniz yok be. İnternetiniz yok be. 10 kişiye bağlandık. 8'inde internet takılıyor. Kendine nasıl Avrupa diyorsun? Kendine nasıl Avrupa diyorsun? Türk netle akıyorum ben burada. Ne biçim internetiniz var lan? Telefonu Utanın be. getir. Telefonu Utanın getir. be. Telefonu Ayıp getir. be. Yeter. Hayır Alo. hayır interneti telefonu getir. Orada interneti baştan Geliyor mu icat ses? ediyorlar. Alo, 7.5G bağlantımızda bir sorun yaşıyoruz. Alo. Al. Bir şeyin yayının sesini kapatalım. Alo. Bir internet farklı bir internete bağlı Sessiz. geleceklermiş. Tamam, o zaman onları bekliyor. Ya da onların yerine Resul'ü mü alsak, ne yapsak?
Onları bir... geliyor mu şu an sizin size? Ha şu an geliyor. Görüntü gelecek mi bakalım. Ben bir kamerayı açıp kapatayım. Açın kamerayı efendim. Evet ya efendim merhabalar. Evet. Kapı mı o yoksa abi. İçeride küçük bir çocuk mu dövüyorsunuz? Ya şey... abim bir kalktı da kamera gidince. Ha tamam. Okey kapının sesi. Abin de orada. Evet evet abi. Bu arada internetin kötü olma sebebi Avrupa'dan değil bizim apartman interneti olduğu için. Ama Avrupa'da evet. Kötü. Hayır onun 12 yaşındayım bu arada. Şey ya işte dediğim gibi apartman internetinden kaynaklanıyor. 30 upload 30 da download var apartman internetinde de. Kötüymüş. Çok iyi değil yani. Kötüymüş. Evet nasılsınız arkadaşlar? İyiyiz abi sen nasılsın? Kimlerle görüşürüz efendim? Şu anda bir dakika şunun bir sesini ben bilgisayar yapmayı unuttum. Tamam şu anda bilgisayardan geliyor ses. Ses yansıyor mu? Bakalım. Evet bir tık. Okey. Çok kötü değil. Çok kötü değil mi? Çok kötü değil. Okey. Ya isterseniz şu kulaklığa da geçebiliriz. Yok yok devam böyle. Çok sekmiyor. Evet buyurun isimleri alayım. Ben Emin Kaplan. Ben Melikşah. Birisi bacağını sallıyor, sallamasın. Bütün ekran sallanıyor. O bacak sallama var birisinde, gergin birisi. Sallamayın lan bacağınızı. Evet efendim. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Malmö'de yaşıyoruz. Ben öğrenciyim, kardeşim de öğrenci. Öyle. Normal öğrenci eğitim... olarak gittiniz, orada eğitim görüyorsunuz. Evet. Evet. Ben lise olarak, şöyle söyleyeyim. İlk geldiğim zaman ben hani dilim olmadığı için önce 1-2 yıl boyunca dil eğitimi aldım. Şimdi de işte liseye geçebilmek için eğitime devam ediyorum. Ama normalde Türkiye'de şu an üniversite 1 olmam gerekiyor. Hani 18 yaşında mı 19 yaşına geçeceğim. Evet. Öyle çok. Ben de bu arada çok ilginç oldu. Duolingo'da son zamanlarda can sıkıntısından İsveççe öğreniyorum. Güzeldir. Aslında çok güzel İngilizce, Almanca... Evet o yüzden kolay geliyor. Mesela insanlar hep ağlıyor Duolingo'nun altında. Abi can sınırlaması var. Ben bir günde yeterince çalışamıyorum. Ben hatasız geçtiğim için hepsini Almanca İngilizce karışımı tak 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 geçiyorum ben. Sıfır hata yani. Ya şey sadece cümle yapıları çok farklı olabiliyor. Yani. Yok Almanca'ya çok benzediği için onda da sıkıntı yok. No, okay. Ya ben tabii ki Almanca bilmiyorum ama yani İngilizce ile karşılaştırdığımız zaman gerçekten de yani çok bariz değişiklikler var. Evet bayağı bence kolay yani. Almanca bildiğim için hiç sıkıntı yok yani. Tak 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 vurup vurup geçiyorum. Peki sizin için nasıl geçti bu dönem? Dil öğrenme dönemi. Şey söyleyeyim. Burada İsveç'te hani İngilizce İsveççe gibi ana dil gibi bir şey. Herkes hani... biliyor anasını satayım ya. Ya yok. Arkadaş ya, bak bu İsveç özel de değil bak. Sayıyorum. Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Finlerin aksanı var. Duyduğum anda Finli olduğunu anlarım. Asla sekmez. Ama hepsi ana dil gibi konuşuyor. Arkadaş bu kadar olamaz ya. Ya şöyle bir hani o herkesin bildiğini ben küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani ortalama bir insan konuşabiliyor. Yani ortalama bir insan İngilizceyi çok iyi konuşuyor. Ama mesela ben otobüse bineceğim zaman, otobüste bir sıkıntı olduğu zaman adamla İngilizce konuşamıyorum hiçbir şekilde. Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki de zamanla hani yeni gelen yabancılardan dolayı ve işte anlatıyorum insanların eğiliminden falan dolayı değişiyor. Ama hani genellikle üniversiteye giden, liseye giden insanların tamamı İngilizce konuşabiliyorlar. Evet. Ve ayrıyetten İsveç'te hani böyle filmler falan daha çok çekilmiyor. Onun yerine yabancı filmlerin altyazısını İsveççe ekliyorlar. Veya işte varsa işte 2-3 tane filmler falan var. Öyle söyleyeyim. Onun dışında hani İnsanlar otomatik olarak günlük hayatlarında İngilizce işte filmler izleyerek, diziler izleyerek okullarda da öğrendikleri için İngilizceleri otomatik olarak gelişiyor ister istersen. Evet. Böyle söyleyebilirim yani. Anladım. Peki siz nasıl gittiniz? Biriniz farklı, biriniz farklı mı gitti? Birisi lise evet. Üstünden gitmiş. Liseden başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Aslında biz babamın iş şeyiyle geldik ilk başta. Ama hani... Babam ilk başta geldi. İşleri hani burada ayarladı işte ev olsun falan olsun. Bizim bir de ablamız var. Ablam benden bir yaş büyük. Onun üniversite sınavı zamanı falan denk gelmişti. Şimdi üniversite sınavına girse işte atıyorum üniversitede nasıl devam eder bilmem ne. İşte bende de aynı şekilde bende de işte 11. sınıf olmuştum. Hani zorluklar çıkacaktı. O zamanlar hani benim mesela puanım çok iyi değildi. Çok derslerim iyi değildi. Hani
yabancı dilde be falan ben mesela bilmiyordum. İngilizce bilmiyordum. Ben burada İngilizcemi geliştirdim. İngilizce burada öğrendim. Dilimiz olsun, daha iyi bir eğitimimiz olsun, daha iyi fırsatlarımız olsun diye buraya geldik. Burada okuyoruz. Kardeşim geldi sonra işte annem falan da vardı işte öyle. Geldiler böyle. Geldik burada toplandık. Yani sen hazırlık sürecinden sonra liseye başladın. Liseden devam ediyorsun. Kardeşim direkt şöyle ben söyleyeyim. Burada bir dakika şöyle bir şey var. Belli bir yaş kotası var. Eğer 20 yaşının üstündeysen Konlux diye bir okul sistemi var. Liseye devam edemiyorsun. Otomatik olarak o okul tarzına gidip ondan sonra işte üniversite veya işte atıyorum hani iş fırsatlarına falan öyle gitmeye çalışıyorsun Konlux sistemiyle. Eğer 17 yaşından küçüksen öyle hatırlıyorum. 17 yaşından küçüksen Grundschule var yani ilkokul, ortaokul onlara gidiyorsun. Eğer 17 yaşından büyüksen otomatik olarak eğer hani liseyi bitirmemişsen liseyi hani okuman gerekiyorsa ilk önce bir dil programını alıyorlar seni. Dil okuyorsun, Sprock diye geçiyor. Sprock bitirdiğin anda puanın yeterliyse seni bir liseye yolluyorlar. Hani kendi seçimler yapıyorsun tabii ki de. Ondan sonra okuyup üniversite hayatı falan filan diye devam ediyorsun normal işleyişine. Öyle söyleyeyim. Anladım. Anladım, güzel. Peki aileniz yanınızda olmasaydı nasıl giderdiniz bu ortama? Nasıl yani İsveç'te okumak isteyen bir insan nasıl gidebilir? Ya İsveç'te okumak isteyen insan hani otomatik olarak bence İngilizceyi bence bilmeli. Çünkü hani İngilizceyi bilemezsen bir yabancı ülkede rahat yaşayamazsın. Çok zorlanırsın. Ama hadi yani tabii ki de burada hani çevirmenler olsun veya işte atıyorum insanlar olsun yardımcı oluyorlar genellikle. Ya. Sana yardımcı olup destek olmaya çalışıyorlar. Çok bir problem. Bir de İsveççe biliyorsanız her türlü yaşarsınız burada. Çünkü size devletin sağladığı destekler de çok fazla. Evet. Ya mesela 18 yaşın altındaysan 18 mi? Sağlık destekleri var. Evet. 18 yaş gibi bir şey olması lazım. 22 yaşına kadar sağlık şeyini devlet karşılıyor. İşte liseye gidiyorsan devlet sana CSN diye bir para ver. Aylık para veriyor. İşte 1250 krom olması lazım. İşte yani mesele zaten oraya gidebilmek. Oraya nasıl gidiyor peki? Ya şöyle. Evet. Aslında İsveç'e gelmek o kadar zor değil. Ya şöyle söyleyeyim. Normal hani İngilizceyi biliyorsan ve hani atıyorum bir dalda uzmanlaşmışsan bu dalda uzmanlaşman hani şu an İsveç'te daha çok programcılık işte atıyorum. Burada hani doktorlar zaten var. Hukuk zaten var. Bunlar hani çok böyle şu an ilgi gören şeyler değil diyebilirim. Yani tabii canım doktor olsan, hukukçu olsan İsveç'e gidemezsin tabii. Şu anda yazılım hep dediğim gibi yazılım yani. Ben mesela geçen bir şey okumuştum. Pakistan'dan mı Hindistan'dan mı ne? Yılda 1000 mi 10.000 mi ne yazılımcı alıyorlarmış. Yani gerçekten yazılımcı ihtiyaçları var. Ya çünkü mesela büyüyen sektörü var. İşte otomobil firması olsun. İşte mesela IKEA var bilmem ne var. Bunları hani modernleştirip hani makineye geçiriyorlar. Sağlık sektörü de makineleşiyor. Otomatik olarak programcın yoksa veya işte atıyorum yazılımcın yoksa otomatik olarak geriye düşüyorsun. Programcı çok gerekiyor. Otomatik olarak. Anladım. Hani işlerinde uzmanlaşırlarsa, dilleri de varsa başvururlar. Zaten otomatik olarak iyisin puanın veya işte sektöründe iyisin. Alırlar zaten seni. Avrupa'daki herhangi bir ülke alır. Ya, İlla İsveç değil yani. Eğer diliniz varsa yani İsveççe konuşabiliyorsanız yani çok iyi konuşmanıza gerek yok. Orta derecede konuşabiliyorsanız akıcı konuşmanıza bile gerek yok. Çok rahat bir şekilde yani başlangıçta çok güzel bir şekilde kazanırsınız. Yani orada evinizi halledersiniz. İşte iş hani iş belki olmaz ama okulunuzu da halledersiniz. Okulda her hızlıca geçerseniz direkt işte otobüs şoförü olabilirsiniz. Vikarya denen bir şey var. Mesela benim babam vikarya. Vikarya olabilirsiniz. İş olanakları da var. Yani vikarya Uber gibi bir şey mi? Yok hayır. Yardımcı öğretmen diye geçiyor. Öğretmen hasta olduğu zaman vikariyeyi çağırıyorlar. Vikariye diyorlar ki sen bunu işleyeceksin bugün diyorlar. Çocukların başında duruyor. Hani şey gibi. Nasıl babanız ne öğretmeni? Yani normalde Türk Dili Edebiyatı öğretmeni. Ama hani ilk geldiği zaman İsveççeyi falan öğrendiği için babamın bir de Fransızcası var. Fransa'da büyüdü. Lise dışarıda olmasa veya ortaokulda pardon yanlış olmasın. Otomatik olarak Fransızca olduğu için de hani Fransızcası gerekli olan bir zamanlar falan olduğu zaman da onlarla da iş halledebiliyor. Fransızca öğretmenliği falan tarzında. Değişiyor. Ya vikaryalardan ya zaten ama çok bir şey beklemiyor. Sadece öğrencilerin baksın diye bir şey yapıyorum. Ama İyiymiş ama yani bizde mesela hoca olmadığı zaman random bir hoca gelip falan yapıyordu yani. Çocuklar açın kitabınızı okuyun hadi bakayım. Ama vikari olmak da çok karlı bir şey değil. Çünkü yasal olarak sizin hani sabit bir para girişiniz olmadığı için çoğu evi tutamıyorsunuz mesela.
Yani mesela biz ev konusunda gayet problem yaşıyoruz. Biz abimle aynı odada kalıyoruz. Ablam da salonda kalıyor. Yani bu ev olarak biraz sıkıntı oluyor. Ya pahalı çünkü. Ya pahalı değil aslında. Evi bulursun ama yani adamların tek kriteri var. En önemli kriter. Doğru düzgün para gelmesi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Burada hani işte falan insanlar para falan kazanıyor ama son zamanlarda gelen çok fazla nüfus var. Bu savaştan dolayı vesaire işte insanlar göç ediyor. Yani bizim yaşadığımız şehir Malmö. Malmö'de de çok böyle bir apartman, ev falan çok kalmadı yani öyle söyleyebilirim. Burada da ev şirketleri var yani. Kıstasları şey galiba hani okullara yakın olsun merkezi kalmanızı mı istiyorlar? Ya yani şöyle burada iş şeyler eğer villan yoksa ev şirketleri devreye giriyor. Hani kendi evin yoksa var. Ev şirketlerinin isteği de sabit gelirin olacak. Sıkıntı çıkarmayacaksın. Topluma karşı işte bir suçun falan olmayacak veya işte bir kriterle kötü bir durumun olmayacak. Ve hani gelir durumunda iyiyse o zaman alıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hani yani yaşanılabilir evlerin %80'i sabit gelir istiyor yani. Eğer kirayla. Yani. Anladım. Evet. Aşağı yukarı yaşam standartlarına girdiniz zaten anlatın madem. Yaşam standartları nedir? Ne kadar para kazanılır İsveç'te? Yani, ne kadar harcanır? Ben orada bir hamburger yediğimde 70-80 euro ödemiştim. Çok da iyi bir hamburger değildi mesela. Biz neredeydik ya? Yani çok ödemişsin sen. Aa bir dakika gittiğimiz yerin adını unuttum lan. Bu bir şey oyun farına gitmiştiniz. Orada mı yemiştiniz? Evet neydi ya gittiğimiz yerin adı? DreamHack'te şehrin adını hatırlamaya çalışıyorum. Göteborg olması lazım galiba. Neredeydi ya? Değil. Yön shopping. Olabilir. Evet o da yakın. Ya o şey aslında oyun fuarı olduğu için hani onun fiyatı öyle olmuştur da normalde hani burada bir Burger King olsun, McDonald's olsun onların fiyatları hani öyle çok açık değiller yani öyle söyleyeyim. Ya öyle fast food bir burger da değildi canım iyi bir burgerdi yani yalan söylemeyeyim. Markalar tabii ki de değişiyor. Şimdi hani elit bir yerde veya işte oturun bir yer büyük bir yerde yemek istiyorsan sen otomatik olarak fiyat devresi artabilir yani 70-80 euro olmuş olabilir belli olmaz yere bağlı öyle söyleyeyim. Yaşam sektörü de aslında burada dediğim gibi devlet yardımcı oluyor çoğu konuda. Hani çocuk bakımı olsun, ev kirasında eğer bir sıkıntın varsa, işsizsen veya işte hani atıyorum bazı dallarda sana yardımlarda bulunuyor. Ama tabii ki de bunlarla geçinemezsin. Çalışman da gerekir. Hani anladım. Çalışırken de yaşam sektörünü yavaş yavaş rahat rahat geçiştiriyorsun. Mesela şey nedir abi? Yani bir asgari ücret nedir? Asgari ücret vergisi 22 bin, 25 bin arası, 20-25 bin arası değişiyor. Ama tabii ki de vergiler de devreye girdiği zaman o 17 bin, 15 bin. 17 bin İsveç kronu ne kadar yapıyor? 17 bin İsveç kronu yaklaşık kaç yapıyordu euro olarak? 1700. 1700 euroya falan yapıyor. 1700 euro. Evet. Yani bu arada 10 kron 1 euro falan yapıyor. Evet. Bir araya gir. Yani asgari ücret aslında burada biraz daha farklı işliyor galiba. Çünkü her mesleğin ayrı bir asgari ücret oranı var. Yani asgari ücret sınırı var. Ya da işte özel şirketler falan filan. Ama yani sizin asgari yani en az alabileceğiniz para aşağı yukarı 23 bin vergi alınmadan. Vergi alındığı zaman 15 bine kadar düşebilir. Anladım. Yani, anladım. Sistemler 15 çok bine değişiyor. Öyle söyleyeyim. Burada komunlar var. Hani peki şu an kaldığınız evin kirası ne kadar? Onu söyleyin. Ona göre oradan bir yürüyelim. 9 bin galiba. 8 bin 9 bin civarı olması lazım. Yanlış bilgi olmasın. Tam emin değilim. Yani yaklaşık 900 euro mu? 8-900 euro civarı mı? Evet. Civar yapıyor olması lazım. Yanlış bilgi. İnternet var. Kaç K orada? Ya 400 kilobayt. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hayır, kaç para internet orada yok, mesela? Apartmanın interneti olduğu için apartmanın kirası gibi otomatik olarak kesiliyor. Hani mesela atıyorum kiraya 900 kron veriyorsanız. Ha kiranın içinde ekli bu. Ya Almanya'da da şey vardı. Sıcak kira, soğuk kira. Sıcak kira demek içinde işte ısıtma, elektrik vesaire dahil olan kira versiyonu. Soğuk kira artı bunları her ay cebinden ödeyeceksin tarzı bir şey. Sizinki herhalde sıcak kira tarzı bir şey. Şöyle aylık su kullanımı şeyim var. Su kullanımından kastedeyim hani öyle az bir şey değil. Hani rahat rahat harcayabildiğim bir su miktarı.
onun içinde beraber hani o da şey geliyor. Su fiyatı, faturası ödemiyorsun kiranın içinde. Ayrıca doğalgaz, evet. ısıtım işte sadece elektrik parası veriyorsun öyle söyleyeyim. Elektrik ve kirayı ödeyerek normal evini geçindiriyorsun. Bir de tabii ki de yiyecek, içecek falan onları kendin karşılıyorsun. Anladım. Onun çok güzel. Peki oradaki Türkler nasıl takılıyorlar? Herhalde Türklerle karşılaştınız. Ne yapıyor Türkler? Şöyle hemen ben bir şey yapayım orada. Mesela benim okulumda aşağı yukarı 400-600 öğrenci kadar var. Yani tam sayı tam bilmiyorum. Yani orada mesela 5-6 tane Türk var. Yani hatta 2 tane de Türkçe bilmeyen ama hani ana babası, annesi ve babası Türk olan kişi var. Hı hı. İşte mesela benim sınıfımda da bir tane Türk var. İsveççe o kadar iyi konuşamadığım için o bana çok yardımcı falan oluyor. Yani böyle bir dayanışma var tabii ki de. Evet. Hani şey oluyor mesela. Herkes peki birbirine... kapalı Türk getoları var mı mesela Almanya'da olduğu gibi? Yani kapalı böyle burası sadece Türklerin yaşadığı mahalledir var mı İsveç'te? O şöyle. İsveç'te yok ama Danimarka'da falan mesela var. Danimarka'da bazı bölgelerde benim mesela tanıdıklarım falan var. Oralarda mesela aldıkları bölgeler var. Ama hani İsveç'te genellikle yok. Belki Stockholm şehrinde biraz olabilir. Çünkü oralarda daha çok Türkler var. Oralarda evet. daha çok böyle... veya işte atıyorum farklı akımları olanlar var. O yüzden hani belki Stockholm'da bazı mahalleler olabilir. Ben o kısmında hani yanlış bilgi vermem ama Malmö'de duymadım, görmedim. Aynen, ben hiçbir de. Sıkıntı da çıkmadı yani öyle söyleyeyim. Ama hani Türk iletişimi gayet fazla yani çünkü hani mesela atıyorum bizim yani otobüste kaç dakika sonra bu insanların yaşadığı yer? Bilmiyorum. Bir yarım saat bir saat sonra. Yani mesela yarım saat bir saat süren yerden bile biz bazen arada geliyorlar. İşte futbol oynuyoruz, basketbol oynuyoruz ya da yine dijital ortamdan işte abimler CSGO falan oynuyor. Yani sürekli bir haberleşme var tabii ki de. Yani anladım. Peki falan var. Türklere bakış açısı nasıl İsveç'te? En azından sizin yaşadığınız bölgede, Malmö'de. Ya yani şöyle söyleyeyim. Yani bariz bir ırkçılık olmadı. Yani ya şöyle diyeyim yani büyükler açısından baktığınız zaman size hiçbir şekilde bir farklı bir muamele olmuyor. Ama çocuk açısından baktığınız zaman mesela atıyorum ben bir tane bizim okulun kafeteryasında bir tane yemek yiyorum. Bir tane İsveçli arkadaşım var. İki tane de İsveçli yanımda oturan çocuk var. Ama tabii atıyorum yani 5 metre uzağımda oturuyorlar. Ben kendi başıma oturuyorum. O İsveçli çocuk gelip benim yanıma oturmaz. Direkt İsveçlilerin yanında oturuyor. Yani yine çünkü hem İsveççe konuşamıyorum hem de kültürümüz aşırı farklı. Olduğu için arkadaşlarla tabii ki de yani İsveçlilerle konuşamıyorum. Şakalaşamıyoruz. Ama ırkçılık onlar asla yapmıyorlar. Ya şöyle söyleyeyim. Burada hı-hı. ırkçılık hani normal şartlarda düşünürseniz şimdi kendi dilini konuşamayan bir insanın yanına oturup böyle möl möl bakmak yerine tabii ki de arkadaşın yanına oturursan hani doğal olarak onlarla muhabbet edersin. Evet. Ben bu zamana kadar hiç ırkçılık veya işte kötü durumlar görmedim. Ama tabii ki de hani İsveç değil de yabancılar arasında sıkıntılar çıkarabilenler oluyor. İşte atıyorum otobüste evet. olsun veya işte atıyorum devlet dairelerinde mesela atıyorum bazı yabancılar falan çalışıyor. Bunlar bazen bazı kurallar olsun veya işte bazı Türkçesi unuttum. Kültürel veya işte hani atıyorum medeni şeyleri şey yapabiliyorlar. Öyle mesela anladım. Benim hemen başıma küçük bir olay gelmişti. Mesela hani biz okulda çok fazla ne onun Türkçesi penis. Ne? Penisi var ya. Biliyordur İngilizcesine. Yani ya ping pong mu ne adı İngilizce'de? Tam işte masa tenisi. Hani ya. Masa tenisi. Masa tenisi oynuyoruz. Mesela top kaçmıştı bir ara bir İsveçli. Yani o hani İsveçli bir bully grup var. Evet. Yani böyle biraz böyle hani sap hani böyle son işte sınıflarla falan işte. Top onlara kaçmışlardı. Bana topu vermemişlerdi. Aralarında atmışlardı mesela. Yani böyle küçük şeyler oluyor. Gurur kırıcı şeyler. Ama işte bir tane öğretmen veyahut bu otobüs şoförü size katiyen böyle farklı davranmıyor hayır. Anladım ama çocuklar arasında oluyor böyle şeyler diyorsun gençler arasında. Olur yani Türkiye'de bile olur. Anladım. Yani o... Başınıza gelen komik bir hikaye var mı onu alalım. Ben şöyle bir şey anlatabilirim. Komik değil de böyle hoş böyle eğlenceli güzel olan bir şey. Ben mesela bu dönemki ilkokuluma başlayacağım zaman... Bize ilk bir hafta boyunca şey davrandı hani tanışmak için bütün okul tanışsın falan diye aktiviteler falan düzenledi. Hani böyle üniversitelerde oluyormuş gibi. Mesela ilk iki gün işte oyunlar falan oynadı kendi aramızda. Bir hafta boyunca da farklı aktiviteler oldu. İşte mesela atıyorum bir tane kanal var burada şehrin ortasında. Orada mesela botlarımızı çekmiştik. İşte herkes kendisi bir tane eventin şeyini giyiyormuş gibi kostümler olsun
farklı farklı şeyler olsun, onları falan bürünmüşler sınıf sınıf. İşte yarışmalar yapmıştık. İşte orada kanaldan bazıları müzik açıp işte beraber eğleniyorduk, su fırlatılıyordu. Bunun gibi farklı farklı eventler falan olmuş mesela. Bu da çok zevkli bir şeydi. Bunlar falan mesela oluyor burada. Zevkli şeyler mesela bu var. Kardeşinin var gibi ama galiba. Bir hikaye var. Bayağıdır gülüyor o. Varsa anlatsın. Ben bilmiyorum. Ya 2-3 tane var. Böyle iki tanesi dilden şey yapıyor. Mesela bir tanesinde burada yani bunu tam olarak anlatmayacağım çünkü yasa dışı yani oradaki yani biraz üst kapalı anlatacağım öyle diyeyim. Biz mesela ilk geldiğim zaman bizim mozaik denen bir yer var. Hani okuma yazma biliyor mu insanlar ya da şey oluyor mu falan diye. Orada biz bir tane matematik sınavına girdim. Kadın bana bir şey sordu. Yani şu mesela atıyorum şu kalemin boyu kaç santimetre diye. Ama kadın bunu sorarken aynı zamanda duvarı da göstermişti. Tamam mı? Orada ben de anladım ki bu kalem duvarda olsaydı bu kalem kaç santimetre olurdu anladım. Ve ben 2 metre demiştim. Ve orada yasal olarak ben bir kalemin boyuna 2 metre demiş oldum. Ya gerizekalı mı oldun yani yasal olarak? Gerçekten de gerizekalı oldum. Kadın bilerek 202 metre yazdı ve dedi ki böyle şeyler olabilir. Sen dedi. Çok kötü ya. Yani adam yasal olarak şey yapıyor değil mi? Oraya tik atıyor böyle. Bu çocuk salak. Tikiyor ve bir tane çok iyi. Mesela güzel. Oradan ekstra şey alırsın belki. Devletten ödenek alırsın. Olabilir yani. Ya bir başka tane daha var. Bu da arkadaşlar arasında olan bir şeydi. Ben normal bir arkadaşımla konuşuyordum. Bir tane kız. Bana şey demişti, işte hiç okulda hoşlanan kız var mı demişti. Ben de bu hani arkadaşlar hani İsveçliler arasında böyle gay muhabbetleri falan Türkiye'deki gibi dönüyor yani şakalar falan oluyor hep. Ben dedim ki olamaz çünkü ben gayim dedim. Aslında burada amacım şaka yapmak. Ama kız bunu ciddiye aldı yani sonrasında ben gay değilim dediğim zaman bile. Kız bunu ciddiye aldı ve bunu sınıfta yayıyor. Ve bana arkadaşlarım o günden sonra gay muamelesi yapmaya başlıyor. Ben de kamerayı çok sallıyorum yani. Neyse. Evet. Ondan sonra bana gay muamelesi yapmaya falan başladılar. Hani kız böyle 2-3 aydır falan yani ve tüm sınıf herhalde tüm okul yani bilmiyorum. Çünkü hani İsveçliyim ve Türk'üm ve İsveççe bilmediğim için yani okulları biraz şeyim. Hani popülerim. Evet. Herkes böyle artık benim böyle herhalde gay olduğumu falan düşünüyor. Çünkü arkadaşlar falan böyle inceden böyle hani bana gay muamelesi yapıyorlar ve bana fazla yaklaşmıyorlar. Ha hoş geldin gay çocuk falan mı oluyor böyle? Ya gerçekten de bu arada yani şimdi çünkü Türkiye'de gayin nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorlar. Şey mi oluyor böyle? Aa o geldi ya gel falan mı oluyor böyle? Ya valla. Ya işte sonra ben onları herkese böyle bulup gay olmadık. Tek tek anlıyor musun? Ya tek inanmıyorlar. Musun? Anlatıyorum inanmıyor. Ha şu an geri vites yaptığını mı düşünüyorlar? Ya evet. Yani diyorum ki değil. Ya önümü kapadılar ya Allah. Artık üniversitede kardeşim. Şansın üniversitede denersin artık. Yapacağın espriye sıçayım ya. Orada kapatmışsın kapıları. Geçmiş olsun. Allah'ın ya gerçekten. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Var mı bir Instagram'ınız bir şeyiniz sorusu suali olan insanlara? Benim Instagram var. Oradan yazabilirler aslında. Yani, isterlerse bir yardımcı olmaya çalışabilirim. Nevele'ye gönderin. Nevele yardımcı olsun. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Hoş bulduk. Ben buradan iki tane selam yollayabilir miyim? Tabii. Buradan Sincap'a, Ege'ye bir de Yunus abiye selamlar olsun. Eyvallah. Selam olsun hepsine. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Neymiş? İsveç'te her gün bir yabancının bir kadına tecavüz haberi çıkıyor. Yabancılara karşı biraz soğuk olmaları normal. Benim İsveç'te arkadaşlarımın arasına girmem tabii ki de zor oldu. Bu arada her okulda en az 50 yabancı var. Yabancı olduğum için nasıl popüler olunuyor anlamadım. Evet bu gelen iki arkadaşa, Resul de şimdi 5 sub atmış. Resul de bayağı. Bu gelen iki arkadaşa yanlış anlatıyorlar, çok yanlış bilgi var diyenler var ama arkadaşlar herkesin yaşadığı tecrübe aynı olmak zorunda değil. Kendi tecrübenizi aktarmak istiyorsanız Resul'ü bir alalım. Şu anda tamam. 7.20G bağlantısıyla Nevele'deyim. Resul'ü bir alalım. O çünkü bayağı atarlandı.
Ben Erece de atarlandı. Birisi de sub oldu böyle. Ne lan bu falan diye biri sub oldu. Onu kaçırdım ben. Öyle bir şey yok ya falan diye geldi. Kavga tamam, çıkacak. İsveç 2 geliyor. Evet Charlie Tunason sub oldu. Çıldırttınız beni diyor. Öyle bir şey yok diyor. İsveç bu değil diyor. Gerçek İsveç bu değil diyor. Gerçek İslam bu değil diyor. O da diyor beni de al diyor ama bir kişi alabiliyoruz sadece. Bir Resul'ü alalım. Resul rez demişti çok önceden. Resul'ün rezini bir karşılayalım. Gelsin bakalım Resul. Discord'dan ulaşmaya çalışırım kendisine. Discord ligini yazarsa bir yere. Resul Discord'da mısın? Nick'in nedir? Yes. Alalım. Okay. Buyurun. Stellaris. Ah. Bu arada listede Aksofobia da var. Bulgaristan'dan. Ne var? Aksofobia var. Bulgaristan katılma. O mu bağlanacak Bulgaristan'dan? Evet. Şey Stellaris diyecek zaten. Almayalım onu. O yine Stellaris övecek ya. Loser hoş geldin hocam. O yine Stellaris övecek. Amına koyayım. Aksofobia'yı almayalım. O gelecek yine Stellaris oyna diye bağıracak. Bak atlı okçular var chatte. Söz versem diyor abi. Aksofobia. Malta var lordum. Farklı tarzda bir ülke. Işte. Oğlum Malta ülke mi lan? Şimdi bak. Gittik yani. Gitme. O öyle değil Norveç'ten. Sen öyleyi de nasıl yazmış? Kardeşim. Bana böyle Malta'yla falan gelmeyin. Malta'ya dil kursuna gidersin. Ya da yasa dışı Batistan varsa orada şirket falan kurarsın. Bunlar Malta bu işe yarar abi. Oğlum Malta'nın Malta olma sebebi biziz zaten. Yani Malta diye bir yer yok aslında. Dünya üzerinde böyle bir ülke yok. Tamam mı? Bir gün Osmanlılar gidiyor Malta'ya saldırıyorlar. Orada da bir tane böyle şövalye ekibi var, bir ekürü var. Adamlar Malta'yı savunuyorlar. Çok stratejik bir konumdan topları yağdırıyorlar bizim şeylere, gemilere. Abi bizi püskürtüyor bunlar. Alamadık Malta'yı. Adamlar bizi püskürttüğü için çıkıyor o zaman İtalyanların boyundurluğunda sanırım. Tam hatırlamıyorum. Hikaye ama yalan değil. Hangi ülke hatırlamıyorum da şey diyor onlar da. Lan diyor amına koyayım nasıl savundunuz? O zaman bu ülke sizin olsun. Takılın amına koyayım diyor. Hakikaten adamlar ülke oluyor yani. Bizim sayemizde ülke oluyor lan adamlar. Yok yani öyle bir ülke aslında. Bizim sayemizde ülke oluyor. Hala devam ediyor. Ama kendi kültürlerini oturtmuşlar. Böyle İtalyanca, Arapça, Farsi karışımı, ilginç bir dilleri falan bile var yani. İlginç bir ülke. Evet. Abi ben Resul'ü bulana kadar genel sohbeti yazdım dedi. Hemen bakıyorum. Resul bir gelsin. Resul gelsin. O zaman Cenova'ya mı bağlıydı? İtalya'ya mı bağlıydı? Vallahi hatırlamıyorum. Venedik'e bile bağlı olabilir. Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunlardan birisi işte. Anladın mı? Yani yanlışlıkla ülke olmuş. İngilizlere mi bağlıydı? Olabilir, o da olabilir. Olabilir, hatırlamıyorum. Ama hikaye yani, böyle yani. Doğru Resul'ü çekeceğim şimdi. Hadi bakalım. Arıyorum. Evet, aradık. Şu an Resul'e bağlanıyoruz. Resul. Selam. Sesim geliyor doğru mu? Sesin geliyor. İyi tamam, doğru kişi. Ah tamam. Evet, Resul geldi. Resul merhaba. Merhaba. İyi yayın abi. Seni çok gergin gördüm Resul. Biraz. O öyle değil. İsveç öyle değil. İsveç böyle. İsveç böyle diyordun. Resul sen İsveç'e ne vesileyle gittin abi? Anlat bize. Doğma büyüme buralıyım. Doğma büyüme İsveçlisin. Wow. Evet. Ailen ne vesileyle gitmiş peki? Evet. Babam buraya 12 yaşında falan geldi. Hı-hı. İşte annem de evlendikten sonra. Annen de evlendikten sonra annen de Türk yani. Annen de Türk. Ama İkisi o de Türk. Yarı Almanya'da yaşadı. Almancı Türk mü? Türk mü? Türk. Türk tamam güzel. Sen doğma büyüme İsveçlisi. Türkiye'de memleket neresi? Kolu. Nere? Yani Kolu. Konya Kolu. Konya Kolu. Ha Kolu'yu bilmiyoruz biz. Konyalısın. Yani. Ha, yani evet şey... İsveç'te Konyalıların bir köyü olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? Doğru. Ne yapıyorsunuz abi orada? Köy mü satın aldınız? Ya
Kolonun nüfusu neredeyse 50 bin. Bunun %80'i buralı. Yani Stockholm'da yaşıyor. Malmö'de, Göteborg'da. Allah Allah. Yani, çok komple ilginç geç. Ya. Komple geç yaptılar. Peki siz kendinizi İsveçli sayıyor musunuz artık? Sen ikinci nesilsin mesela. Üçüncü nesil de gelmiştir yavaştan. Siz İsveçli oldunuz mu biraz, yoksa İsveçlileştiremediklerimizden misiniz? Ben üçüncü nesilim. Üçüncü yani nesilsin sen. Evet. Yani İsveçliyim. Öyle diyeyim. Hı-hı. İsveçlisin yani. Ana dilim gibi bir şey. Bu arada ben de dediğim gibi bu ara can sıkıntısından İsveççe öğreniyorum. Çok kolay dil lan. Yani Almanca bayağı biliyorsan kolay. Almanca bilmiyorsan bayağı zor. Bayağı kolay. Ya buradakiler bile İsveççe konuşmuyorlar. Yani şuradan söyleyeyim. İngilizce biliyorsanız burada yaşarsınız. Evet, herkes İngilizce biliyor orada. Yani derslerin bile İsveççe ise %100 yine İngilizce giriyor araya. Sıkıştırıyorlar. Ha yani ya adamlar... benim gibi mi konuşuyorlar biraz? Böyle araya İngilizce mi karıştırıyorlar? Bilmem karıştırıyorlar. Evet. Ya da düz İngilizce konuşuyorlar. Adam doğma büyüme İsveçli ama İngilizce konuşuyor. Yani alışverişe giderken. Ama hepsi böyle ana dili gibi konuşuyor. Sen de öğrenmişsindir herhalde o kadar İngilizce. Yarım yavalak. Ama yani oradaki eğitim sisteminde okudun sonuçta, değil mi? Evet. Anladım. Peki az önceki arkadaşların anlattıkları hikayelerde doğru olmadığını söylediğin şeyler vardı. Bunlar nelerdir? Ya mesela ırkçılık. Yani burada bayağı ırkçılık var. Yani şöyle söyleyeyim. Benim ismi bile sorun. Başvuru yapsam bir iş yere. Yanımda da bir arkadaşım olsa. Bir İsveçli ise. Diyelim bir ismi Yuvan olsun. Onun kabul olması daha kolay. Hı hı. Bir de burada şöyle bir şey söyleyeyim. Halkın %30'u ırkçı. Hı hı. Yani bunu nereden bileyim? Nereden bağlayayım? Mesela mecliste bir parti var. Oy vermelerinden bu çıkıyor direkt diyorsun. Bir ırkçı parti var. Hatta o partinin başkanı Türkiye'ye geldi bu göçmen sorunundan. Evet. Hatta evet biliyorum. Evet, kovuldu Türkiye'den. Geldi göçmen sorununda şey falan yaptı böyle. Bu abuk Türkleri yolluyorlar falan ve kamerayla falan gelmiş. Amına koyayım, parti başkanısın sen. Ne yapıyorsun gerizekalı ya? Aptal mısın sen ya? Aptal, yemin ediyorum aptal. Bayağı aptal. Yani şöyle söyleyeyim. Adam neredeyse 30 korumayla gezer. Yani buradaki bütün yabancılar onu gördüğü yerde öldürmeyi düşünüyor. O kadar sinirli insanlar yani. Bayağı yani. Yani adamın açıkladığı şey, yani ben seçimi kazanırsam diyor, başa geçersem diyor, hepinizi göndereceğim evinize diyor. Ya şimdi yasal olarak seni mesela gönderme imkanı yok. Sen vatandaşsın sonuçta. Burada vatandaşızan nah yani gönderir. 300 takla atsa seni ne ismin Resul diye mi gönderecek? Bunu yapamaz yani. Başını yok, gönderir. Yapamaz. O zaten imkansız. Evet. O verdiği sözler imkansız zaten. O zor. Yok. Ama o şey diyor işte. Buraya gelen mültecileri diyor. Ha, mültecileri gönder ama sana dokunamaz mesela yani. Ne yapacak sana? Bok başını gönder. Burada bayağı mülteci var ya. Evet. Yani ya bayağı dediği bu arada buranın milyonda biri mülteci var orada, amına koyayım. Yani çok da abartmasınlar. Yok, bayağı var. Yani nüfusa göre ve diğer Avrupa ülkelere göre bayağı var. Yani 300-400 bin var. Evet, nüfusla şey yaptığın zaman doğru, vardır. Evet. Ha, onda ise şikayeti değil. Yani zaten ihtiyacı var. Yani burada adamın otobüs şoförü bile yok. Yani yabancılar çalışıyor. Mesela doktor ihtiyaçları var, mühendis ihtiyacı var. Yani her mesela işte doktor olsak var. Doktor olsak gelebilir miyiz İsveç'e? Bayağı. Mesela şu bu korona yüzünden neredeyse hastanede tıka basa dolu. Hı hı. Adamların parası var, hastane yapabilirler. Ama ona yerleştirecek doktorları yok. Evet. Mesela burada dişçiler var. Neredeyse her yıl birkaç tane dişçiyi kapatıyorlar. Benim oturduğum yerde bir dişçi vardı, onu kapattılar. Sebep dişçi yok. Çünkü maaşlar da biraz düştüğü için. Duydunuz diş hekimleri. Burada Norveç'e kaçıyorlar. Hı hı. O da Norveç'e daha iyi başlar. Evet. Orada daha çok, daha iyi yaşamlar olduğu için. Anladım. Peki ben şimdi sen orada doğma büyüme olduğun için biraz daha farklı sorulardan ilerleyeceğim. Mesela İsveç, Norveç, Finlandiya üçlüsünü yan yana koyduğun zaman İsveç bunun orta direği mi olur? Yani böyle ne Finlandiya kadar az popülasyonlu ne Norveç kadar zengin. Hani bunların ortasında bir kıvam mı İsveç? Ya tam tersi ya, bildiğin lider bura. Yani lider kuzeyin mi? Lideri. Evet. Öyle mi diyorsun? Yani zengin olarak da lider. Yani Norveç'te sadece petrolü var. O petrol de neredeyse bir 10 sene sonra bitecek.
Yani burada bir şey de var, konu da var. Yani Norveçliler o petrol bitten sonra yine balıkçı alacaklar diye bir laf var. Ya öyle mi diyorlar? Bu balıkçılığa mı dönecek diyorlar Norveç Yani için? sen petroller var, başka bir şeyi yok. Evet, İsveç'in markaları var şimdi. Volvo'su var, Ikea'sı var, bilmem nesi var. Yani İsveç çok da Var boş da durmamış. onlar da çoğunlukla satıldı. Yani bir Koreli şirket gelir, bir Alman şirket gelir. Yani bayağı sattılar. Bir de çoğu zengin de zaten burada vergiden yüzünden burada vergi ödemiyorlar. Kaçıyorlar. Mesela Ikea. Adam burada vergi ödemiyor, gidip Lüksemburg'da vergi ödüyor. Onu bütün Avrupa şirketleri yapıyor bu Ha. arada ya. Yani Yani öyle bir şey, buradaki öyle bir bütün gerçek ya. var. Ama bu tür çok zenginler burada bayağı vergi ödedikleri için yani vergi dediğim yani %70, %60, %50 vergi var. Yani şöyle söyleyeyim. 50 bin kron bu ne kadar Türk lirasıyla 25 bin lira kazanırsan %50 vergi ödüyorsun. Evet, 25 bin lira üstünde kazancın varsa %50 vergiyi gömdün. Ya, Ama bu yani Almanya o bir için de geçerli mesela. ama o da yani bayağı yani bir iyi nedenleri var da yani ben şikayetçi değilim de zenginlerin bayağı şikayetçisi var. Yani para benim param diyor. Evet, ama sosyal devlet var. Şimdi mesela o kadar Ha. verginin bir sebebi var. Ya bu arada Yani. Türkiye'de de vergiler ona yaklaşmaya başladı ama ben pek sosyal devlet olarak İsveç, Almanya'ya falan yaklaştığımızı söyleyemem. Yani Ya açık İsveç'e açık hiç kimse burada yaklaşamaz da. çocuğa verilen destek, sağlık sigortasından başlayalım da emekliliğe kadar sosyal devlet benefitlerini karşılaştırdığımız zaman İsveç bu konuda koymuş yani. Hakikaten koymuş. Mesela sen İsveçlisin sonuçta, sen biliyorsun. Çocuk yapıp sokağa atsan çocuğun başına bir şey gelir mi? Yok. Devletindir Devlet o. ne yapar onu? Devletindir o. Anladım. Onu üniversiteden mezun olana kadar devlet ona bakar mı? Bakar mısın? Yani Bakmaz size mı? şöyle söyleyeyim. Mesela benim iki kardeşim var. Ya da bir kardeşim mesela 18 yaşında küçük. Şu anda bir okula gitsin dese ki ailemde şiddet görüyorum. Direkt öğretmen sosyal haber verir. Ha, bunu çok iyi dinleyin. Bu çok manyak. Bak biz daha Türkiye'de kadınları koruyamıyoruz. Bak çocuk nasıl korunuyor? Bu, çünkü Almanya'da da aynısı var. Çocuk gidip okulda hocasına diyor ki aile içi şiddet görüyorum. Ne olur abi o çocuğa? Ya da şöyle söyleyeyim. Diyelim ki anne baba kavga etti. Ya da kavga etmesinler. Çocuğa kızdılar. Neden oyun çocuk bile oyuncak istedi. Oyun istedi. O çocuk gider. O öğretmen der ki ben ailemden memnun değilim. Öğretmen sosyale başvurur polise falan. Onlar da direkt çocuğu alır. Ve aileyle hiçbir şekilde iletişime giremez. Ve 18 yaşına girene kadar devlet sahiplenir. Yani şöyle söyleyeyim. Ev verir. Belirli bir miktar para verir. Yani masrafını her şeyi karşılar. Yani bu konuda devlet bayağı iyi. Ama bunun da kötü yönleri de var. Yani Evet. bazıları hata yapabilir. Yani benim tanıdıklarım var. Böyle aileyle biraz kavga edebilir. Bir hataya düşer. Devlete girer. Bu sefer de barışmak ister. Devlet izin vermez. Sen bizi mi Yani sikiyorsun? Sonuçta biz aldık seni, o kadar yerleştirdik, bakıyoruz ediyoruz sana. Niye ailene dönmek istiyorsun diyor bu sefer devlet. bu Evet. çocuk oyuncağı değil diye. Evet. Yani çoğu kişi başı yanmıştır. Ha bir de şöyle bir şey de var. Bu çocuklar belli bir vakit geçtikten sonra, diyelim 2-3 ay sonra bazı ailelere verir. Yani burada Koruyucu aile. yani koruyucu aile sahiplenebiliyorsunuz. Yani benim tanıdığım var. 4-5 tane çocuğu sahiplendi. Ve aldığı maaş da her çocuk başına 10 bin kron. Üf, çocuk başına destek alıyor devletten Ha. tabii. Çocuk Diyeceksiniz bu sadece güzel evde. güzel para bu bağ gelecek dersin de ama gelmez. Yani o çocuğu için bir oda gerekecek. Bu oda büyük olacak. Bilgisayar olacak. İstediği Öngörü her şey filmleri var olacak. tabii. Evet. Harçlığı olacak. Yani her şeyi karşılayacak. Evet, Yani evet. burada okuyorum zaten yani 25 bin lira falan iyi para falan diyorlar da yani kirada oturuyorsan vergin zaten bu yarısı. Evet, evet, Yani benim evet. oturduğum yer yani biz 10 bin kron kira ödüyoruz. Bu yeme içme hariç her şey hariç. Yani bir Peki hafta gay bir sonu. aile sahiplenebilir mi? Ben mesela erkek arkadaşımla evlendik. Çocuk sahipleneceğiz. Alabiliyoruz değil mi? Sahiplenebilirsiniz. Evet. Anladım. Kişi O başına da var. alırsan yani illa evli olman gerek yok. Yani müsaitsen alırsın. Anladım. Ya evdeki müsaitlik önemli. Çocuğa sağlayabileceğimiz olanaklar önemli. Evet. Yani burada gay böyle fazla bir şey değil yani. Geçen arkadaş anlattı ya gayimdi Evet. diye. Onun işi bitti. Yani o O artık artık gay değil gay. Yani bildiğin şehir değiştirsin o. mi?
Ya çünkü orada gay olmak aslında çok da böyle hani gay'im dediğin Evet. zaman bu bir espri olmuyor. Ha okey gay'sin oluyor yani. Değil Yani mi? lisede benim öğretmenim gaydi. Evet. Yani adam dünya tatlısı bir adamdı. Evet. Yani hiçbir şey sorun yok. Ya bak mesela Konya'da büyüsen böyle demezdin ama. Ya onu Yok. söylemek lazım.